Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası açıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı'nın yeni hizmet binası törenle açıldı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ferhan Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada yeni hizmet binasının açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Yeni bir il binası hayalini gerçekleştirmekten mutlu olduğunu belirten Yıldırım, göreve gelmemizin ardından hayallerimiz vardı. Hayallerimizden biri de halkımızın rahat bir şekilde hizmet alabileceği, teşkilatımızın rahat bir şekilde kullanabileceği hizmet binası kazandırmaktı. Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Bugün partimizin yeni hizmet binasının tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Aslında yeni binamızın açılışını Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile gerçekleştirmeyi planlıyorduk. Ancak malum salgın nedeniyle bunu sonraki bir tarihe erteledik. İnşallah daha geniş katılımlı bir açılış yapmayı planlıyoruz dedi. Bundan 3 yıl öncesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde göreve gelmemizin ardında hayallerimiz vardı. Hayallerimizde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kutlu sancağına, şanlı tarihine yakışır bir şekilde görev yapmak, aynı zamanda gerek genel seçimlerde, gerekse yerel seçimlerde başarılı bir şekilde çıkmak ve akabinde de partimize halkımızın rahat bir şekilde hizmet alabileceği, teşkilatımızın rahat bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kullanabileceği bir hizmet binası kazandırmak gibi bir hedefimiz vardı. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Bu mübarek günde bugün hep birlikte partimizin yeni hizmet binasının tanıtımını gerçekleştirmekteyiz. Bundan 5 ya da 6 ay öncesinde bu fikrimizi artık olgunlaştırdığımızda kimse bugün maskelerle bu salonda sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde bu salonda oturabileceğimizi aklımıza getirmezdik. Geçirmiş olduğumuz bu pandemi sürecini partimiz adına buranın tadilatı ve tamiratıyla gerçekleştirdik. Emeği geçen, katkısı bulunan tüm dava arkadaşlarıma can yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinin katkılarından dolayı razı olsun. Yine binamızın mimarisinin bu anlamda hizmete ve vücut dile bulmasında çizimleriyle, fikirleriyle katkı sağlayan kıymetli eşim Mimar Tuğba Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Binamızın gerçekten iş işleyen ustalarımıza, emektarlarımıza can yürekten teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bu salgın böyle bir şey dünyamızda ve ülkemizde yaşanmasın. Burayı başta Sayın Genel Başkanımız, hareketin lideri Türkmen Bey'imiz Doktor Devlet Bahçeli Beyefendi'nin katılımlarıyla gerçekleştirelim. Ama salgından dolayı bu programı ertelemek durumunda kaldık. Eğer Cenab-ı Allah müsaade ederse, salgın biraz daha normalleşirse, ülkemizde, dünyamızda yine hep birlikte tüm ilçe başkanlarımızla, tüm belediye başkanlarımızla hep birlikte gerçekleştiririz. Salgın nedeniyle böyle bir katılımla, az bir katılımla tanıtım yapalım istedik. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, bugün buradayız, bir aradayız. Bundan sonrasında da hizmetlerimiz devam edecek. Bu vesileyle emeği geçen tüm hemşehrilerimize, tüm özellikle de belirtmek isterim, tüm alışverişimizle Kütahya'mızın esnafında, pandemi sürecinde özellikle yerel firmalarımızdan yaptık. Video slaytımızın sonunda da kendilerine teşekkür ettik. Katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de tüm hemşehrilerimizi bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Kahve içmeye bekliyorum inşallah. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ve Belediye Başkanı Alim Işık da konuşmalarında yeni binanın partilileri ve Kütahya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.